Ay hadi be Bora. 2 saat giyinemedin. Okula geç kalacağız hadi. Ya maşallah kızlardan daha geç giyiniyor ya. Bir de bana geç giyiniyorsun der. Şuna bakın çıkmadı daha. Bu arada yeni bölüme hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz değil mi? Ya da unuttunuz mu? Ben Bora'nın hayatındaki Tuğçe. Yalnız Bora'nın kendisi yok. Çünkü giyinmeyi bitiremedi. Oldu değil mi lan? Oldu oldu. Basit bir tişört. 2 de kot. Gördüğünüz gibi. Karizmanın kralı. Ya Tuğçe, izleyicilere benim hakkımda niye yalan söylüyorsun? Ben geç giyinmiyorum ki. Ay Bora, giyinmeye ne zaman başladın? 7.30'da. Saat kaç? 9.30. Peki Boracım, sonuç? Aşırı geç giyiniyorum lan. Bu ne oğlum? Ben bu kadar uzun giyiniyor muydum lan? Ay Boracım, sen zaten uzun giyiniyorsun. Çünkü boyun uzun. Yapma Tuğçe. Allah yarattı demem havuza atarım bak. Neyse. Bu bölüm efsane olacak Tuğçe. Niye biliyor musun? Yıllardır söyleyip duruyorum. Arabayı değiştireceğiz. Arabayı değiştireceğiz. Bir türlü değiştiremedik. Bugün ne yapıyoruz? Araba çalıyoruz değil mi? Yok kızım, çalmaya gerek kalmadı. Sen bir önceki bölümü hatırlamıyor musun ya? Ben sana demiştim, zengin olduk. Ay evet evet, kedi kadını atınca demiştin değil mi? Evet Tuğçe. Sağ üst köşeye baksın izleyici de. Oradan bir önceki bölümü izleyebilir. Artık zenginiz. Ay madem artık zenginledik, paramız var. Neden kiralık villadayız Bora? Yeni bir ev almanın vakti gelmedi mi? Yeni bir ev almanın vakti geldi. Ama önce araba. Çünkü arabanın içinde maalesef ki kullanamıyorum. Kamera açısı sapıtıyor biliyorsun. Ay bir şey diyeceğim. Ne alacaksın acaba, çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum Tuğçe. Yalnız önce girişin gelmesi lazım. Çünkü video başlayalı bayağı oldu. Lakin hala giriş gelmedi. Bu giriş değil de daha çok gelişme gibi bir şey oluyor lan. Giriş dediğiniz girişte yapılır değil mi? O zaman giriş değil de let the gelişme begin diyelim. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Bora'nın hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi peşimize bir kedi kadın takılmıştı. Bizi öldürmeye çalışıyordu. Lakin Bora'nın efsane zekası sayesinde o manyaktan kurtulmuştuk. Ne yoksa, siz hatırlamıyor musunuz ya? Bayağı güzel bölümdü. Sağ üst köşeye tıklayın. Orada bakın bir işaret var. Zaten işaret olmasa tıklayamazsınız. Ne kadar mantıklı lan? Sağ üst köşede bir işaret var. Oradan gidebilirsiniz bir önceki bölüme. Gayet eğlenceliydi. Bu bölüm arkadaşlar, uzun zamandır dediğim bir şeyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bizim eski Yadigar Ford GT'yi satıyoruz. Yerine efsane bir şey alıyoruz. Bakalım aracı beğenecek misiniz? Hadi başlayalım. Hadi o halde Tuğçe. Önce gidelim. Bizim aracı okutalım. Ondan sonra oradan iyi bir araç alalım. Onu modifiyeye sokalım. Ondan sonra okula gidelim. Ve dersimizi kafamıza Çok saçma bir cümle oldu lan. Bir yere bağlayacağımı düşündüm ama bağlayamadım ya. O kötü oldu değil mi? Gel Tuğçe. Bir şeyleri bir yerlere sokacağız ama ben de daha tam emin değilim. Ay bir şey diyeceğim, bu Ford GT ne kadar ediyor? İnternetten baktın mı? Baktım Tuğçe. Peki sen baktın mı? Hiç internetten Ford GT 2017 arattınız mı? Ben arattım. Ay sonuç? Vallahi sonuç ortalama bir 185-200 bin arası gidip geliyor Tuğçe. Yani dolar. Bayağı güzel para getiriyor. Zaten benim cebimde yeteri kadar var. Şöyle kralından, efsanesinden bir şey almanın vakti geldi. Çünkü bakın. Gördünüz mü? Bu ne lan? Oğlum kaç bölüm böyle kullandık lan? Ford GT'yi ben ne zaman aldım? Bayağı oluyor değil mi? 2018'de aldım ama hatırlamıyorum. İyi kullandık. Bu artık yadigar oldu. Eskidi biliyor musunuz? Çarpılacağız lan. Eskidi dediğim araca bakar mısınız? Ford GT 2017. Ama artık yeni bir şeyler almanın vakti geldi. Hayalimde bir araç var. Onu orada bulabilirsem onu alacağım. Ama çok efsane bir şey var ya. İnternetten baktım. Adam satıyormuş. Birazcık geç, birazcık pahalı ama sonuçta benim param var. Tuğçe bunu şöyle 250'ye falan itelersek var ya, üf. Acayip rahat ederiz ama ne olmuş lan? Kaza mı? Sanırım. 250'den falan alırsa var ya, bayağı rahat ederiz. Çünkü güzel para. Bankada yaklaşık 4,5-5 milyon civarı bir paramız var. Onunla bir ev almayı düşünüyorum. Ayrıyeten araba. Kalanıyla da artık bir iş tutarız değil mi Tuğçe? Ne diyorsun? Ay olabilir de ne iş yapacağız? Biz hala öğrenciyiz. Pavyo yani bar falan açabiliriz Tuğçe, bilmiyorum. Yani ne iş yapabiliriz ki lan? Ay öğrenci olmanın da kötü yanı bu. Aklı hep oralara çalışıyor, görüyor musunuz? Ergenlik zihniyeti. Ne bileyim kızım lan. Ne yapıyorsun teyze, geçsene. Kırmızı yanıyor lan. Gerçi kırmızı bana yanıyor lan. Kadına niye yansın değil mi? Yani Tuğçe ne iş yapabiliriz bilmiyorum ki. Ay acaba terzi falan mı açsak? Tuğçe 5 milyon dolar diyorum, dolar. Ne terzisi kızım? Ay iyi be, ne bileyim, Allah Allah. Ne açacaksın? Vallahi bilmiyorum ama dikkatli olmasak bize bayağı bir şeyler açarlar. Ay nasıl yani? Dolandırıcılar Tuğçe. Dikkatli olmamız lazım. Çok paramız olduğunu burada da belli etme.
bizi söğüşlemeye kalkmasın. Yani böyle abi az param var falan ayağına yatalım. Lambo'yu ucuza alalım abo. Ağzımdan kaçırdım. Evet evet, Lambo almak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi tükana geldik. Şöyle engelli yerine çekelim. Yanlış anlaşılmasın, boş yer yok. O yüzden buraya çektim. Yoksa biliyorsunuz ben buraları işgal etmem. Ay sen etmiyorsun, ben etmiyorum. Kim ediyor bura? Kim? O da doğru. Biz yapıyoruz değil mi? Siz bunları yapmayın. Kesinlikle. Kamu spotu. Evet Tuğçe. Kamu spotu. Yaptıktan sonra artık içeri geçebiliriz. Bu arada şu silah sesleri biliyorsunuz yandaki silahçıdan geliyor. Orada denemeler yapıyorlar. Yalnız ne araçlar var lan? Uf uf uf. Sanırım biri satılmış değil mi? Orada bir boşluk var. Ya Tuğçe şunlara baksana. Kızım ben Lambo alırız diye gelmiştim ama. Üf. Ay Lambo mu? O ne be? Lamborghini Tuğçe. Ne olabilir başka? Lambo mu lan o? Selam birader. Sen buranın çalışanı mısın? Aleyküm selam. Çalışıyoruz öyle. He çalışıyor mu öyle? Ben bir araba almaya gelmiştim de. Yalnız sen bayağı gençsin. Paran falan var mı? Öyle araba almaya geldim diyorsun da. Var dayıcım var. Olmasa niye geleyim? Ciğerci kedisi miyim oğlum ben? Var param ki geldim. O zaman hoş geldiniz efendim. Mekanımıza hoş geldiniz hanımefendi, siz de. Ay ne yapıyorsunuz siz beyefendi? Ay ne oluyor ya? Bora bu adam beni alkışlayınca kendimi pavyona düşmüş gibi hissettim ya. Birader alkışı kes. Bize arabaları göster lütfen. Kapılar neden kapalı? İçeri sinekleyim giriyor biliyor musun birader? Kapatmak lazım. İçeri sinekler mi giriyor? O ne demek lan? Aç oğlum şu kapıyı aç. Hemen açayım efendim. Çıkırt. Ucuz yollu film gibi oldu değil mi? Bütçesi yetmeyen film. Böyle çıkırt mıkırt. Arkadaşlar size çok kötü bir sır vereceğim. Bazı efektleri ağzımla yapıyorum. Zaten başka neyle yapacağım lan? Neyse şöyle girelim. Vay 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 vay. Bu ne lan? McLaren mi oğlum? Çok güzel lan. Tuğçe biliyorsun bizim bir McLaren vardı. Buna benziyor değil mi? Ay bu ona benziyor Bora. Evet vardı bizim bir McLaren. Ay tupturuncu. Ay yalnız markası ne? Projen mi? O ne be? Ay yok bu araba benim projem değil. Hani projen yazıyor ya. Projen hani proje... İyi kötü oldu değil mi? Tuğçe ikidir kötü espri yapıyorsun gülüm. Yapma. Birader bunun fiyatı nedir? Ayrıca niye projen yazıyor? Bu arabanın sahibi rahmetlinin bir vasiyeti vardı. McLaren yazısını sökün de projen yazın dediydi. O yüzden. Dalga mı geçiyorsun lan? Elbette ki dalga geçiyorum beyefendi. Bu araç McLaren değil, projen. Ha. Ama McLaren'a çok benziyor. Ulan acayip benziyor değil mi? Bu ne? Bugatti mi? Vay 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 vay. Yalnız Bora True Fate diye bir marka. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu araçlar niye Çin malı? Ya efendim şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Buraya sürekli fakirler geldiğinden yani biz de öyle çok kaliteli arabalar almadık. İyi lan. En azından adam dürüst oğlum. Yalan söylemiyor değil mi? Ya birader. Ben aslında benim aracı satıp üstüne biraz da para koyup şöyle bir Lambo falan alırım diyordum ama. Senin araç mı? Beyefendi senin araç hangisi acaba? Sen neyle geldin buraya? Bakayım. Baby. Şu Ford GT senin mi? Evet evet benim. Ford GT'ye siz ne kadar verirsiniz? Vallahi beyefendi. Bunun fiyatı aşağı yukarı 150-200 arası dönüyor. Ben sana 170 vereyim. 180 olsa? 173'e bıraksan? Düz gelmişken 177 olsa? Orta yolu bulup 175 desek? 176'da anlaşsak? Tamam. Lanet olsun. Çok iyi pazarlık ediyorsun adamım. Yo yeah. Amerikalı gibi konuşmanın vakti geldi. Lanet olsun aşağılık herif. Senin sorunun neyse. Tamam. Alıyorum ben. Adamın şirazesi kaydı lan. Peki sizde Lambo falan yok mu? Aslında bir tane Lambo var. Ama kimse almak istemiyor. Sebebi ne? Anlatılanlar ne kadar doğru bilmem. Ama Lamborghini'nin eski sahibi o arabayla bir kaza yapmış. Kaza yapmasının sebebi neymiş biliyor musun? Genelde alkollü araç sürmek oluyor ve kendi canına ya da sevdiklerinin canına zarar veriyor. Kesinlikle alkollü araç kullanılmaması lazım. Sebep bu mu? Yok canım adam keşişmişti. Ağzına alkol sürmezmişti. O zaman nasıl kaza yapmış? Hem bir keşiş nasıl Lambo alır lan? Oğlum onlara maaş ödüyorlar mı? Ödenmez olur mu canım? Maaş dediğin her yerde var. Keşiş bir gün yoldaymıştı. Yolları keşişmiş bir tane şeytanla. Şeytan bunun arabasına girmiş. Motorun benzinini emçüklemiş.
ve kaza yapmış. Af buyur, ne olmuş? Şeytan motora girip benzin mi emçüplemiş? Eyvallah. Niyamussuz şeytan. Motordan girmiş, benzini emçüklemiş. İçeride benzin kalmayınca adam uçurumdan uçmuş. O gün bugündür Lambo'yu almak isteyen kimse yok. Bu bahsettiğin Lambo sanırım sizde. Ben onu bir tur göreyim mi? Ay Bora, lütfen ya. Manyaklardan, katillerden, şeytanlardan yeni kurtulduk. Alma. Benim efendi aklı. O arabayı alanın başı beladan kurtulmaz. Dövsi etmiyorum. Oğlum sen araba mı satıyorsun? Satmıyor musun? Onu söyle. Beyefendi dükkanı kiraladığıma göre araba satıyorum herhalde. Ama ben sizin iyiliğiniz için. Lan oğlum. İyiliğimi düşünmeni istersem söylerim. Hadi şimdi sen bana yolu göster. Ha? Yok neymiş, keşiş arabayla uçmuş da motora şeytan girmiş de. Bunlar anca hikayelerde olur ki Bora'nın hayatı bir hikaye. Olmaz değil mi lan? Oğlum çok saçma. Şeytan niye benzin emçüklesin ki? Saçma değil mi? Tabi lan. Huu. Lan. Lamborghini Aventador. Bunun sıfırını almaya kalksanız var ya üf. Çok güzel. Sıfırı ne kadar bunun? Vallahi yaklaşık 4,5 milyon dolar civarı bir şey. Oo. Ha. Yalnız çok kötü hasar almış değil mi? Baksanıza. Aracın ciddi bir hasarı var. Yamultmuşlar oğlu. Yalnız adam olur değil mi? Arkada bir göçüklük var. Hepsi o. Bir de yanlarda sanırım. Buna ne kadar istiyorsun? 520 diyorum ben buna. Çüş oha. Hurda oğlum lan. Yapma. Ya canım hurda murda. Sonuçta arabanın sıfırının fiyatı malum. İkinci elde sen 1,5-2'den aşağısı yok. Keyfin bilir. E ben daha bunu yaptıracağım. Ya canım yaptıracağım. Sen bana mı yaptıracaksın? Kendin kullanacaksın. Aslında ben yaptıracaktım da. Şeytanlardan korktum. Yoksa yaptırıp 2 milyona satardım. Gel sen bu arabayı. 480 falan yap. Hayatta kurtarmaz. Ya birader. Sana hem para veriyorum. Hem Ford GT veriyorum. Ama kabul etmiyorsun. Hadi ya indirim yap biraz. Ay Bora. Bu araçta içime sinmeyen bir şeyler var. Tuğçe dur, felaket tellallığı yapma. Anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Hadi dayı. İyi be iyi, tamam. Sattım gitti. Senin olsun. Adamsın. Sen bana bir IBAN ver. Ben paranın geri kalanını göndereyim. Zaten eksik kalan kısmı da arabadan sayarsın. Anlaştık o vakit. Nakit artı Ford GT. Ha şöyle be dayı. Anlaştığımıza sevindim. Gel böyle adamsın. Aldım tamam mı? Eyvallah. Çekici çağırayım mı? Yakında bir tamirci var. Yo gerek yok. Ben götürürüm. Sonuçta gidiyor değil mi? Gidiyor canım, gitmez olur mu? Ben anahtarları getireyim. Ulan inanamıyorum. Resmen kazıkladım. Şeytanın arabayı sattım. Hem de cillop gibi Ford GT aldım. Ben o Ford'u şimdi 300'e falan okudurum. Bir modifiye yaptır tamam. Allah! Kısa günün kârı. Ya Bora, gittin şeytanın arabayı aldın. Çarpılmayalım. Ya Tuğçe, bunların hepsi batıl inanç. İnanma kızım. Şeytanın araba olur mu ya? Ay ya tutarsa? Anlamadım. Yani ya şeytan tutarsa? Ya tutmaz. Sen bana güven. Tuğçe, adamı duymadın mı? Sıfırı diyor, 3, 4, 5 diyor kızım. Bir değil, iki değil. Ya orası öyle de. Araç güzel falan da Bora. Ben tırstığım. Ya Tuğçe sen de tırsacak yer arıyorsun. Biraz cesur ol. Ve anahtarlarınızı getirdim beyefendi. Buyurun. Alın lütfen. Siz bir saat sonra gelin. Evrakları imzalayın. Ben o arada hazırlayayım. Devir teslim işlemini gerçekleştirelim. Eyvallah dayı. Çok yardımcı oldun. Çok. Sağ ol. Rica ederim canım. Kazıklamak yani araba satmak benim görevim. Hanımefendi sizin de ihtiyacınız var mı? Ay yok. Teşekkürler. Biz beraber kalıyoruz zaten. Ben nereye? Bora oraya. Değil mi hayatım? Tabii canım. Ben Tuğçe'ye araç kullandırtırır mıyım ya? Ben dururken. Niye beyefendi? Siz sevgilisi misiniz yoksa bunun şoförü mü? Ya orası seni ilgilendirmez. Sen evrakları hazırla. Gerisini düşünme. He doğru diyorsun. Ben kalktırmışken buraya da kalktırayım dediydim ama olsun. Hayırlı uğurlu olsun beyefendi. Allah kazasız belasız diyeceğim de sıçtınız oğlum siz. Efendim? Yani iyi günlerde kullanın iyi günlerde oğlum. Şeytanlara falan şöyle biraz geri çekelim. Eyzübillahimine. Hadi hadi güle güle. Bu ne lan? Resmen batıl inanç oğlum. Gel Tuğçe gel. Şeytanlıymış. Yok öyle bir şey kızım gel. Neredeydi bu tamirci birader? Sen haritaya işaretlememişsin. Ya işaretledim canım. Sayfayı iki tur kaydırın orada. Hah tamam işaretlemişsin. Şimdi gördüm. Haydi görüşürüz. İyi bir ticaret oldu. Ve ben kazıkladım. Öyle değil mi Tuğçe? Bakın
Bu aracın içi böyle sapıtmıyor, gördünüz mü? Ne kadar güzel lan. Allah'ım. Birazcık hurdu ama. Bir tamir attırdım mı var ya. Üf. Efsane olacak, efsane. Ay. Efsane olacağız derken ölmeyelim. Of Tuğçe. İçim şişti yemin ediyorum. Ölmek falan yok kızım. Araç cillop gibi görmüyor musun ya? Ay ama ya şeytanlar? Ya Tuğçe, sen şeytan olsan bir aracın içine girmeye uğraşır mısın? Ay olabilir. Niye olmasın? Ya ben olsam giderim Alexis Texas'ın içine falan girerim. Niye aracın içine gireyim kızım? Ay demek öyle. Ona girersin ha? Ya lafın gelişi Allah Allah. Hem ben şeytan mıyım? Yani Tuğçe öyle diyorum. Demek öyle. Ben de bana girersin sanmıştım. Anlamadım. Bu cümle sakat bir yere gidecek ama. Yani şeytan olarak ruh ele geçirmek var ya. Ha girmek falan derken. Ruh olarak diyor arkadaşlar. Ay tabi canım, başka ne olacak ki? Ay dükkan açık mı bura? Bilmem. Açıktır herhalde. Hey ha, bak. Açıkmış değil mi? Aha. Sanırım usta bu. Gel bakalım Tuğçe. Selamun aleyküm usta. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Lan. Siz galerideki adamla kardeş misiniz? Sesleriniz aynı. Ya o benim kuzenim olur. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Vallahi usta, malzeme ortada. Sen buna ne yapabilirsin? Vallahi epey güzel bir malzeme. Önde pek bir hasarı yok. Şöyle arkasına bakayım. Arkası göçmüş be. Evet usta, biraz göçtü. Bu ne kadar tutar tahminince? Vallahi şu tarafına da bir bakayım. Burası sağlam sayılır, güzel. Yani toplamda nereden baksan bir 350-400'lük hasar var. 350-400 mü? O da kaba taslak. Yani tam emin değilim. Yaptıktan sonra belli olur. İstiyorsan yapmaya başlayabilirim. Ne kadar sürer usta? Valla bir 15-20 güne hazır olur. Oo, çok dedin ya. Öyle de delikanlı, yani aracın durumu ortada. Araç pert. İyi o zaman. Sen ne diyorsun Tuğçe? Ay başka bir ustaya sorsa mıydık Bora? Belki daha ucuza yapar. Aman teessüf ederim güzel hanımefendi. Benden ucuzunu bulun. Beni yatırın yere sabaha kadar sopayla dövün. Güzel güzel. Ben bu ustayı sevdim Tuğçe. Pek bizi dolandıracak bir tipi yok. Usta, yalnız aracı güzel isterim ha. Senin göz zevkine güveniyorum. Şu aracı cillop gibi bir araca dönüştür, tamam mı? Eyvallah, paniğin olmasın. Bu aracı öyle bir güzelleştireceğim ki. Plakayı falan da Bora yap usta, tamam mı? Hadi sana güveniyorum. Allah işini gücünü rast getirsin. Eyvallah eyvallah. Dediğim gibi 15-20 güne hazır olur. Güle güle yani güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz usta. 15 gün sonra buradayız. Hadi kolay gelsin. Eyvallah eyvallah. Sağ olun. Lan ne yapmışlar bunlar arabaya? Burada olmuş ama. Güzel araba. Gel Tuğçe gel. Ulan oğlum biraz daha beklesene ya. Lanet olsun, ben çok sabırsızım lan. Arabayı hemen görmek istiyorum. Allah'ım inşallah yapmışlardır ya. Gel Tuğçe'cim gel. Oğlum acayip yağmur yağıyor. Oo, bu ne lan? Bu adam niye böyle duruyor? Oğlum sen manyak mısın lan? Aa, bakar mısınız? Islanıyorsun Fuat abi. Gel Tuğçe'cim gel. Abbo. Vay yavrum vay. Tuğçe gel. Üf 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 üf. Tuğçe. Şu güzelim arabaya bakar mısın? Ne yapmış Tuğçe? Ay inanamıyorum. Altın sarısı. Ay Bora ne olmuş buna? Ay bu hurdaydı. Plakayı hala değiştirmemişsin usta. Birazdan takacaktım hanımefendi. Birkaç misafirim vardı da. Oğlum yerine koyduğum bir çocuk geldi. Görmüşsünüzdür ufak boylu. Ay evet gördüm. Az önce çıkıyordu. Ya usta eline sağlık, çok güzel olmuş ya. Usta sen ne yaptın? Vay anasını satayım. Oto tamircilerin Zeus'u, Apollo'su. Ne yaptın lan? Estağfurullah canım. O kadar da iyi değil ya. Elimden gelenin en iyisini yaptım ama. Siz beğendiniz değil mi gerçekten? Beğenmeyene Allah çarpar usta. Vay 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 vay. İçim eridi lan. Usta ben bir tur geçiyorum. Sen o arada plakayı değiştir. Ay ben de geldim Bora. Ben de. Hayırdır Tuğçe? Aa. Ne oluyor? Sen hani bu şeytanın arabaya binmezdin? Ay Bora. Arabada şeytan tüyü var ya. Kendisine çekiyor. Yıllarca bu espriyi yapmayı mı bekledin Tuğçe? Üf lan üf. Oğlum baksanıza. Güzel lan.
Acayip değil mi? İçini de maviye boyamış. Tuğçe, müthiş. Resmen aşık oldum lan. Ay, katılmamak ne mümkün. Bora, çok güzel. Ben hemen plakayı hallediyorum efendim. Bu arada camlarınıza özel olarak film şeridi çektim. Gördüğünüz gibi müthiş. Evet evet, fark ettim. Bakın, önceki araç gibi değil, görüyor musunuz? İçeriden berrak, dışarıdan hiçbir şey görünmüyor. Komple yansıtıyor lan. Acayip değil mi? Plaka da tamamdır. Artık bundan sonrasını Allah utandırmasın. Hayırlı olsun. Usta, sen büyük bir sanatçısın. Eline koluna sağlık. Bu parayı sonuna kadar hak ediyorsun usta. Aman canım, estağfurullah. Yok yok, cidden hak ediyorsun usta. Allah koluna kuvvet versin. Sağ ol ya, adamsın. Oğlum, efsane olmamış mı lan? Vay 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 vay. Artık biz gidiyoruz usta. Benim de gitme vaktim geldi değil mi? Videonun da sonuna geldik zaten. Aynen öyle usta. Biz kaçtık. Allah'a emanet. Kendine mukayyet ol. Paran da hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullan. Eyvallah, siz de siz de. Lan, çocuğum gibi sevdiydim bu arabayı. Çok güzel oldu namussuz. Vay 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 vay. Oğlum, insan sürmeye kıyamaz lan. Baksanıza. Acayip bir canavar oldu değil mi? Oğlum çok iyi lan. İç çekmekten yemin ediyorum oram buram ağrıdı. Ama çok güzel, baksanıza. Aşırı bir kalite var değil mi? Kuvvetli akıyor lan, baksanıza oğlum. Fena da gidiyor ha. Bakın, Tuğçe çok süper, çok. Ay, haklısın Bora. Bununla okula gitmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Okuldaki kızlar hasta olacak, hasta. Ay, kızlar hasta olacak öyle mi? Yani Tuğçe, erkekler de olsun da onların olmasının bir mantığı yok değil mi? Bana bak, bununla yeni manita falan yapacağını düşünüyorsan. Yok canım. Nasıl bu Lamborghini benim için tekse, sen de öylesin. Ya şapşal. Neyse, trafik var zaten. Videoyu burada bitirelim. Videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni aracım hakkındaki yorumlarınızı ve hayırlı olsunlarınızı bekliyorum. Biz kaçtık. Evet arkadaşlar, bir videonun da sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün eski püskü, hasar görmüş Lambo'yu aldık ve onu yenilettik. Dehşetül vahşet bir şey oldu. Sapsarıya da boyattık. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lan yeter ama artık. Hep ben mi dayak yiyeceğim lan? Biraz da bu kız dayak yesin. Gelin lan barzolar, neredesiniz? Bir milyonun var mı abi? Lan bunlar barzo değil, tirrek oğlum. Yok kardeş. Bir milyonun yoksa seni döveriz abi. Bak beni değil, şurada bir kız var ya. Gidin onu dövün, tamam mı? Selam güzel bayan. Bir milyonun var mı abi? Yani Mikail kanki, ondan sonra... Ay, buyurun pardon. Ya bir milyon verirsiniz ya da ciğerlerinizi sökeriz. Oğlum lan bitti valla. Kızın suratına bakın. Korktu. Birazdan ben kaslı kollarımla gireceğim. İkisini de döveceğim. Kız benim olacak lan. Mevsim, bulaşma. Bunlar tinerci belli ki. 1 lira ver gitsinler. Demek adın Mevsim yenge. O halde 4 milyon vermen lazım. Çünkü 4 mevsim var. Ay bana bakın tirrekler. Buradan çabucak gidin. Yoksa sizi var ya... Uzaya kavuştururum, uzaya. Yenge, kadın başınla ne yapacaksın ki yani? Karısın sonuçta, ne yapabileyim? Ay ne yapacağım? İkinizi de Allah'ınıza kavuştururum. Sen de istiyor musun? Gel.